Ahmet Orsoğlu'na dönelim. Ahmet Orsoğlu külliyeden karşımızda. Merhaba Ahmet. Şimdi o görüşme başladı mı, başlayacak mı, neler konuşulacak, ne bekliyoruz? Pelin Hasan, görüşme henüz başlamadı. AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı için kritik bir gün. Neden? Büyük Birlik Partisi bu ittifaka dahil olacak mı, olmayacak mı? Bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede netleşecek. Daha önce Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açık bir şekilde ifade etmişti, açıklamıştı. Ancak bu ittifak nasıl olacak? Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nda nasıl temsil edecek? Bunlar netleşmemişti. İşte o netleşmeyen ayrıntılar bugün ortaya çıkacak. Dakikalar sonra görüşmenin başlamasını bekliyoruz. Mustafa Destici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne birazdan gelecek ama gelmeden önce önemli bir açıklaması vardı. Ne söyledi? Cumhur İttifakı'na dair önemli açıklamalar yaptı. Oyumuzdan çok sempati oyumuz var. Bu da %20'ye tekabül ediyor ifadesini kullandı. Yine MHP gibi kendi amblem ve listeleriyle yer almak istediklerini ifade etti. Bir başka önemli nokta, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacağını ifade etti. Ancak şunu da ekledi, bu ısrarları olmadığını söyledi. Bir taleplerinin de olmadığını söyledi. Millet için, devlet için bir fedakarlık yapabileceklerini ifade etti. Yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili aday adaylığı için de başvuru yapacağını ifade etti. Bugün o kritik görüşme gerçekleşecek. Sonrasında Mustafa Destici'nin bulunduğumuz alana, yani Cumhurbaşkanlığı basın merkezine gelip bir açıklama yapmasını da bekliyoruz diyelim. Helin Aslan, sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Ahmet Orsoğlu'na.